Evet, Osmanlı kuruluş döneminde ÖSYM ne sormuş? Dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan şimdi şöyle bir durumum olacak arkadaşlar. Artık bu şekilde 5 dakikada 5 dakika içerisinde ÖSYM ne sormuş? Bunu paylaşacağım sizinle. Uzun videolar olmayacak. Uzun videolarda arkadaşlar dikkatiniz dağılıyor. Bundan sonra 5 dakika 5 dakika şeklinde bu şekilde çekeceğiz. Evet, şimdi başlayalım isterseniz. Osmanlı Devleti'nin özellikle Bizans'la yaptığı ve Haçlılarla yaptığı savaşlara ÖSYM ciddi anlamda değinmiş. Koyunhisar Savaşı Osman Bey döneminde Bizans'ta yapılıyor. Diğer adı Bafeyon arkadaşlar. Maltepe Savaşı ya da diğer adıyla Palekanon Savaşı Orhan Bey döneminde. Ve Sazlıdere Savaşı 1. Murat döneminde Bizans'la yapılan savaşlar. Dikkat ediyoruz. Üçünü de kazanmışız biz bunların. Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yaptığı savaşlara gelince Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı Haçlılarla yaptığı ilk savaş olarak geçiyor. Yani ÖSYM bu şekilde arkadaşlar algılıyor. İlk ciddi savaş diyor. Ondan dolayı da dikkatli olalım. Sırp Sındığı Savaşı 1. Murat döneminde Haçlılarla yapıldı. 1. Kosova Savaşı 1. Murat döneminde Haçlılarla yapıldı. Nibolu Savaşı Yıldırım Bayezid döneminde Haçlılarla yapıldı. Varna Savaşı 2. Murat döneminde Haçlılarla yapıldı. Ve 2. Kosova Savaşı 2. Murat döneminde Haçlılarla yapılıyor arkadaşlar. Ve bu savaşlar özellikle Osmanlı'nın Balkan topraklarına yerleşmesinde etkili olan savaşlardır. Buna da dikkat ediyoruz. ÖSYM bunların ortak özelliklerini de soruyor. Ayrıca burada bakın ÖSYM'nin değinmediği ancak kiminle yani Haçlılarla mı Bizans'la mı vesaire falan diye böyle şıklarda koyduğu bir savaş daha var. Bu Çirmen Savaşı 1. Murat döneminde Sırplarla yapılan bir savaş. Sırpları yenilgiye uğrattığımız bir savaş. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Ne Bizans'la ne Haçlılarla yapılan bir savaş. Hemen şimdi devam ediyoruz. Sırp Sındığı Savaşı. Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş dedik. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Bu savaşla meydana gelen sonuçlar. Şimdi bu sonuçları söylemiş ÖSYM. Aşağıdaki savaşlardan hangisi demiş. Bu şekilde özellikle sormuş soruyor. Bu savaşla birlikte Macarların Balkanlarda etkisi azaltılıyor. Balkanlarda Osmanlı'ya karşı direncin kırılmasında aşama kaydediliyor. Yani Osmanlı'ya karşı Haçlı direncinin kırılmasında bir aşamadır. Direnci tamamen kırıldı demiyoruz. Zaten ÖSYM'de bu şekilde söylüyor. Edirne ve Batı Trakya'nın daha güvenli hale gelmesini sağlıyor bu savaş. Çünkü biz Sazlıdere Savaşı ile Edirne'yi ele geçirmiştik. Sırp Sındığı Savaşı'yla da burayı güvenli hale getirdik. Zaten Sırp Sındığı Savaşı'ndan kısa bir süre sonra da Edirne başkent yapılıyor. Meriç Irmağı'nın tamamen Osmanlıların egemenliğine geçmesi sağlanıyor. Bu savaş ile arkadaşlar dikkat edelim Sırp Sındığı Savaşı'yla Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş. Şimdi bir de arkadaşlar burada bakın ÖSYM'nin başka sorduğu bir şey. Birinci Bayezid döneminde gerçekleşen yani Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşen bazı olayları sormuş. Farklı farklı sorularda sormuş. Ben bunları toparladım arkadaşlar. Zaman kaybetmemeniz adına. Bulgar Krallığı'nın topraklarının Osmanlı ülkesine katılması tamamıyla artık. Güzelcehisar ya da Anadolu Hisarı'nın yaptırılması ki bu İstanbul'a yani Bizans'a Anadolu'dan getirilecek yardımların engellenmesi amacıyla yaptırılmıştı Yıldırım Beyazıt döneminde. Nibolu Savaşı'nda Haçlıların darmadağın edilmesi ve Ankara Savaşı'nda Timur'un Osmanlı topraklarına girerek Yıldırım Beyazıt'la yaptığı savaştır Ankara Savaşı. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçiriyor. Bu savaşın yapıldığı dönemde gene 1. Bayezid yani Yıldırım Bayezid döneminde oluyor arkadaşlar. Evet, bir de şu Ankara Savaşı'na bakalım arkadaşlar. Ankara Savaşı dediğim savaş ne? Bir kere Yıldırım Bayezid'le Timur arasında gerçekleşen bir savaş. Yani Osmanlı ile Timur arasında gerçekleşen bir savaş. Bu savaşla birlikte ne oldu? Anadolu Türk siyasi birliği bozuluyor arkadaşlar. Anadolu'da beylikler yeniden kuruluyor. Bunların içerisinde bir tek Karesi oğulları kurulmamış yeniden. Bir de devlet olarak da Kadı Burhanettin kurulmamış. Ama ÖSYM böyle bir soru sormamış daha. Yani bu kimler yeniden kurulmadı diye Ankara Savaşı'ndan sonra diye. Ülkede egemenlik mücadelesinin yaşanmasına neden oldu. Evet, Yıldırım'ın oğulları arasında taht kavgaları başladı. Biz buna ne diyoruz? Fetret diyoruz. Türk beylikleri yeniden Anadolu'da bağımsız hareket etmeye başladı. Burada da hangisi bağımsız hareket etmeye başladı diyor. Orada değişik beylikleri vermiş arkadaşlar. Birinci beylikleri vermiş. Farklı devletleri vermiş. Bir tane örnek olarak da Aydınoğulları Türk beyliklerinden
Yeniden Ankara Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerden bir tanesi. Osman Bey'in ardından devletin ikinci kurucusu olarak tanımlanan padişah Çelebi Mehmet'tir arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Çelebi Mehmet döneminde ve 2. Murat döneminde çıkan bir isyan var. ÖSYM bunu da sormuş. Mustafa Çelebi ya da Osmanlı tarihçilerinin deyimiyle düzmece, çakma, imitasyon, Çin malı bunları söyleyebiliriz. Yıldırım'ın oğullarından Çelebi Mehmet döneminde isyan bastırılıyor. Ancak Mustafa Çelebi Bizans'a sığınıyor ve 2. Murat tahta çıktığında yeniden isyan ediyor. Ancak 2. Murat döneminde yakalanarak öldürülüyor arkadaşlar. Mustafa Çelebi isyanı ya da Düzmece Mustafa isyan dediğimiz isyan bu oluyor. Arkadaşlar Osmanlı kuruluş dönemiyle ilgili ÖSYM ne sormuş serimiz devam ediyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.